Herkese merhabalar. Kadın Girişimciler serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Hub21'in kurucu ortağı, aynı zamanda CEO'su Didem Cikse. Didem hoş geldin. Hoş bulduk Çiler. Çok teşekkürler davet için. Ne demek? Biz teşekkür ederiz geldiğin için bizi kırmayıp. Hub21 nedir? Çok böyle bir cümleyle onu özetleyeyim. Senden zaten detaylı detaylı dinleyeceğiz. Hub21 7-17 yaş arasındaki çocuklara ve gençlere kişiselleştirilmiş online teknoloji eğitimi sağlayan bir platform. Şimdi Hub21'i seninle konuşacağız. Bunun dışında senin Hub21'e ek olarak aslında başka şapkalar da var taşıdığın. Bunlardan bir tanesi ve benim çok merak ettiğim aslında Birleşik Krallık Global Talent vizenin Türkiye temsilcisisin. Bunun dışında bir takım kadın girişimcileri de destekleyen topluluklarda geçmişte veya bugün aktif rol aldığın bir takım deneyimlerin var. Bunları da senden dinlemek isteriz. Öncesinde bir seni tanıyarak başlayalım kısaca. Didemcikse kimdir? Tamamdır, süper. Teşekkür ederim. Didem Cikse kimdir? Ben 90 doğumluyum. İstanbul'da doğdum. Çok kısa çocukluğumda bir iki yıl kadar İstanbul'da yaşadıktan sonra Mersin'e gitmişiz. Yani aslında benim kendimi bildiğim dönem hep Mersin'de geçti. Annem, babam öğretmen. Öğretmen çocuğuyum. O yüzden böyle şey çalışkan, örnek gösterilen çocuktum ODTÜ'ye kadar. Ama şey öğretmen çocuklarının üzerinde bir baskı da vardır hep, değil mi? Beklenti yüksek olur. Kesinlikle. O yüzden de sanırım çalışmak böyle tek çaren gibi bir şey kalıyor. Mersin'de büyüdüm dediğim gibi. Mersin Fen Lisesi'ne gittim. Mersin Fen Lisesi'nden sonra da ODTÜ'de ekonomi okumaya karar verdim. Mersin'den ilk çıkmam ve başka bir şehre gitmem aslında üniversiteyle birlikte oldu. Üniversitede çok parlak bir öğrenci değildim. Öyle bir akademik bir heyecanım da yoktu açıkçası. Orada master yapayım, burada PhD yapayım vesaire diye. Ama böyle ODTÜ'de yapabileceğim topluluklar, neler yapabilirim, okul dışındaki etkinlikler neler, nasıl fayda yaratabilirim diye birçok topluluğa girdim çıktım. Sonrasında da aslında birinci sınıftayken hazırlık okudum. Sonra birinci sınıftayken YGA ile tanıştım. Young Guru Akademi. Belki bilenler vardır. YGA bir sivil toplum kuruluşu ama aslında bir liderlik okulu da aynı zamanda. Kurucusunun ve YGA'nın aslında kültüründe söylediği value proposition, değer önerisi şu aslında. Üniversite öğrencilerini, lise öğrencilerini, hatta sonrasında ilköğretim öğrencilerini gerçekten sahada projeler yaparak liderlik yetkinliklerini, kabiliyetlerini geliştirmek. Tabii ki böyle bunu anlamak için de projelere dahil olduktan sonra ha bu demekmişi hissettik ama başlangıçta girdiğimde benim için işte CEO'ların olduğu, işte bir takım üniversite öğrencilerinin olduğu, İstanbul'da güzel bir YGA Summit'in olduğu bir topluluktu aslında. Ama içine girdikten sonra hala işte YGA mezunuyum, gönüllüsüyüm, mentoruyum, hala projelerin içerisinde varım. 2009'dan itibaren farklı farklı projelerde, sosyal sorumluluk projelerinde yer aldım. En son da mezun olmaya yakın da YGA'nın çekirdek marketing ekibindeydim aslında. İşte bu YGA'yı daha çok üniversite öğrencilerine nasıl anlatabiliriz, Türkiye'de nasıl yayabiliriz gibi şeyler yapıyorduk. Ve o zamanlar 2012-2011 senesinde dijital pazarlama işte kavramı var. Çok hot topic. Facebook, Google reklamları verelim, nasıl yapalım? O sorumluluk da benim üzerimdeydi. Üniversite son sınıf öğrencisi olarak ilk defa böyle günlük 10 liralık Google reklamları açarak ha bu böyle çalışıyormuş dediğim bir güzel bir tecrübe oldu. Ve şey dedim, ben gerçekten bu işi çok sevdim. Daha çok öğrenmek istiyorum. Ne yapabilirim? Orada yine mentorlarla işte bu işi gerçekten bugün yapan insanlarla tanışma fırsatım oldu ve onların da yönlendirmesiyle bir reklam ajansında işe başladım mezun olur olmaz. Ve oradaki tek motivasyonum aslında dijital pazarlamayı anlamak, bu dünya nasıl işliyor, metrikleri neler bunları anlayabilmekti. Bir yıl kadar Rabarba adında bir dijital reklam ajansında çalıştım. Empara, Unilever markalarına baktım. Oradaki dinamikleri birazcık anladıktan sonra yine YGA'yı bu kadar uzun anlatmamın sebeplerinden bir tanesi girişimcilik hikayemin çıkışında aslında YGA ve YGA'daki community var. Oradaki mezunlardan birkaç tanesi, üç tane farklı girişim kurmuştu, teknoloji girişimi. İşte bir tanesi güneş enerjileri teknolojilerine odaklanan, bir tanesi smart home teknoloji, akıllı teknolojilerine odaklanan. Bir diğeri de Beacon teknolojilerine odaklanan bir girişimdi. Ama girişim, bugünkü böyle girişimcilik kavramı birazcık daha farklı noktalarda. O zaman bunlar daha çok Ar-Ge projesiydi diyebiliriz.
çok yoğun mühendislik eforunun konduğu Ar-Ge projeleri. Oradaki arkadaşlarım bana bir gün söylediler, Didem biz bu projelere 2 yıldır çalışıyoruz, artık ürün üretme noktasına geldik. Şimdi bunların markası olacak, işte pazarlaması olacak vesaire. Bir de ekipte hiç kadın yok. Sen de ekibe gelmek ister misin? dediler. Ben o vesileyle aslında girişimcilik dünyasına dahil olmuş oldum. Orada yaklaşık 2 sene boyunca işte sıfırdan marka yaratımı, epey noktada süreçlere dahil oldum diyebilirim. Her 3 startup içinde. Sonra bir tane startup battı. Geriye kalan 2 tanesi B2B startuplardı. Ben de birazcık daha farklı şeyler keşfetmek istemiştim. Arada büyük bir gap oluyor. Bir yandan yine var markalarına bakıp işte direkt consumer odaklı işte çok büyük projeler yaparken bir yandan da bütçenin olmadığı B2B işler. Orada böyle bir yetkinliklerini geliştiriyor muyum diye sorguluyorsun. O zamanlar bunu sorguluyordum. Bugün baktığımda birçok farklı yetkinliğimi geliştirmişim aslında. Onu da anlıyorum. Ama bir şans oldu o dönemde. Turkcell'de Arı Kovanı adı altında bir kitlesel fonlama platformu kuruldu. Şu anda kapandı. O platformun kurulmasında, işte sıfırdan platformun yaratılmasında, etrafındaki community'nin oluşturulmasında sorumluluk almak üzere Turkcell'e geçtim. Arı Kovanı'da kitlesel fonlama platformu dedim ama belki birazcık açmakta fayda vardır. Kitlesel fonlama, dünyada Kickstarter, Indiegogo gibi platformların liderlik ettiği yeni bir fikri olan birisinin, işte ben bu fikri hayata geçirmek istiyorum, bunu da kitle desteğiyle hayata geçirmek istiyorum dediği. Kitlelerden, yani sadece bir yatırımcıdan 1 milyon TL değil ama 1 milyon kişiden birer TL olarak aynı parayı topladı. Ve hani girişimin hayata geçirmek için kullandığı bir yöntem. O dönemlerde Turkcell teknoloji startuplarında bunun yapılması için güzel bir liderlik etti, güzel bir kapı açtı diyebilirim. 3 yıl kadar orada çalıştıktan sonra da bir erken aşama girişimlere yatırım yapan bir teknoloji fonuna geçtim. Yani bir venture capital'da çalışmaya başladım. O kısa bir dönem orada çalıştıktan sonra da Hub'u kurdum. Orada da aslında hem fonun büyümesi, fonun marketingi ve komünitesinin oluşturulması, pipeline yaratma, hangi startuplar işte fona sunulabilir, hangileri yatırım alabilir, ekosistemde kimler var onların takibi, yatırım alan startupların da growth için desteklenecek, yapılacak şeyler var mı? Birazcık onlara bakmak ve içeriye alınmış, yatırım yapılmış startuplarla da ilişkiler kurmak gibi bir görevim vardı. 10 ay kadar çalıştım orada da. Bir yandan da girişimcilik ekosisteminde farklı alanlarda yer aldığım için böyle bir yıllar içerisinde bir know-how biriktirmiş olmuştum aslında. Bunun farkında değildim çok fazla ama sonrasında bahsettiğim farklı şapkalara hani beni yönlendiren hem girişimci olarak çalışmam, hem bir platform yöneticisi olarak çalışmam, hem fon tarafında aktif görev almam ve yatırımcıların nasıl düşündüğünü analiz edebilme, anlama ihtimalinin olması bende böyle bir bilgi birikimi oluşturdu aslında. O yüzden Hub'un ilk kurulum aşamalarında da şansım farklı firmalarla çalışmakta oldu. Çünkü bir dönem danışmanlık da verdim. Kurum içi girişimcilik danışmanlığı verdim. Bir dönem sosyal girişimlere danışmanlık verdim. Aslında benim çok savunduğum bir şey. Hani sosyal girişim deyince artık o değişti bence. Ama başlangıçta sosyal girişim deyince sanki sosyal girişimler para kazanmamalı. Yani sosyal girişimle STK kavramları çok karışan kavramlardı. O yüzden de sosyal girişimciler para isterken, yatırım isterken ya da revenue gösterirken böyle bir çekiniyorlardı. Hani ben de tam farklı bir dünyadan geldiğim için güzel bir match oluyordu sosyal girişimcilere bakış açısı ve benim bakış açım bir dönem. O yüzden onların daha çok büyümesi, hani daha çok para kazanması ve daha büyük bir etki yaratması için çalıştım. Girişimler de oldu. Hala aktif olarak destek olduğum ya da hani arada görüştüğüm ve danışmanlık verdiğim startuplar var. Dinleyenlerden olursa herhangi bir şekilde destek olabileceğim her zaman bana ulaşabilirler. Sadece sosyal girişim değil yani startuplara da danışmanlık veriyorsun anladığım kadarıyla değil mi? Evet yani şu an aktif olarak kimseye danışmanlık vermiyorum çünkü Hub zaten çok büyük bir zaman alıyor. Ama çok sevdiğim bir şey çünkü hani neden sevdiğimi de söyleyeyim.
geçtiğimiz yaklaşık 10 yılım aslında bu ekosistemde farklı yerlerde geçti. Tek bir şey var beni motive eden. Şikayet etmekten uzak, her zaman çözümle gelen ve bildikleri şeyleri paylaşmaktan çok mutlu olan bir community var aslında, founder community'si. O yüzden burada olmak, onları desteklemek, bilgi paylaşımı yapmaktan çok büyük keyif alıyorum. Değer katabildiğim birisi olursa her zaman elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. O zaman Hub21'e nasıl geçtin? Girişimcilik ekosistemindeydin ama kendi girişimini kurmak tabii ki bambaşka bir şey. Hem artık tamam ben bunu kendim yapmalıyım, ben girişimci olmalıyım dediğin nokta nasıl geldi ve neden Hub21 oldu? Fikir nasıl nasıl gelişti? Ben artık kendim bir şey yapmalıyım nasıl geldi? Aslında Alikoba'nın da bir kurumsal şirkette çalışıyor olmama rağmen bizim yapımız böyle bir girişim gibiydi gerçekten. Hiyerarşinin biraz daha dışında, daha yenilikçi, bir sürü de zorluğu getiren çünkü kurumda olmayan bir yapı olduğu için daha çok challenge olan da bir işti ama gördüğüm şey 3 yılın sonunda sıfırdan bir şey yaratmıştık. Yani o bir şey bir marka, bir community, bir platform yani ve birçok startup'ın da fonlanmasına, hayata geçirmesine aracılık etmiş bir platform oldu. Hani bugün Twin Science for mesela, Twin Science ekibi İngiltere'de bazı büyüyen çok güzel bir edtech startup'ı Twin Science ilk fonunu Alikoba'nın da kitlesel fonlamayla aldı. WeWalk aynı şekilde yer girişimlerinden ya da Alya 3D Printer. Yani gerçekten orada fikir olarak platform aracılığıyla fonlanmış girişimlerin hayata geçmesini görmek epey keyifliydi. Fona geçtikten sonra, yatırım fonunda VC'de çalıştıktan sonra şey gördüm aslında. Benim daha aktif bir şekilde bir şeyler yapıyor olmam lazım. Yani yaptığım şeyin büyüklüğünden bağımsız. İdam olarak hani bir şeyi inisiyat etmem lazım. Çünkü ben bundan keyif alıyormuşum. Merikova'nın da onu yapabiliyordum aslında. Ve impact oriented bir şeyler yapmak, gerçekten daha çok etki nasıl yaratabilirim? Sevdiğim insanlarla çalışmak, hani gerçekten çok büyük bir enerjiyle işe gitmek ve yaptığın şeyin anlamını her gün tekrar yaşayabiliyor olmak çok kıymetli bir şey. Hani evet, o zaman bu zamanmış. Hep aklımda vardı bu arada. Hiçbir zaman ben girişimci olmam ne de kurumsalda çalışmaya devam edebilirim gibi bir şey değil. Bu kadar uzun süre zaten girişimcilerle, founderlarla iç içe olunca o motivasyon ister istemez size de geliyor bence. Ama doğru zaman ne zamanı bilmiyordum. Doğru zaman bir eğitim teknolojileri girişimiyle mi olur, Hub'la mı olur, ondan da hiç haberdar değildim. O bir süreç bu arada. İki ortaklı bir şirket Hub. Benim ortağım Silvan Lussari. Silvan da bir Fransız, Türkiye'ye 6 yıl kadar önce gelmiş. Onun öncesinde de İtalya'da, Fransa'da, Amerika'da özel öğretmenlik yapmış. Aslında Pantheon'da, Sorbonne'dan hukuk mezunu bir insan. Neymiş aslında münasır bir karakter o da. O da avukatlık yapmak istememiş mezun olduktan böyle bir sene sonra stajyer avukat olarak çalışmış ve ben daha farklı şeyler yapmak istiyorum deyip hem gezmeyi sevdiği için farklı ülkelerde hem de çocuklarla interaksiyon sevdiği için özel eğitmenlik yapmaya başlamış. Bizim yolumuz da yine YG aracılığıyla kesişti. O Türkiye'de hani YG'yi tanımış çünkü sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı da çok seviyor. Farklı projelerde, çocuklara dokunan farklı projelerde yer almış. YG'da da bilim seferberliği projesinde sorumluluk almıştı. Biz de aslında o komünite sayesinde tanıştık onunla. Sonra hani böyle bir sohbetlerimiz, brainstormlarımız olurken ikimiz de benzer şeylerin problem olduğunu fark etmişiz eğitimde. Ben sadece şey söylüyordum hani Arikovan'ından bu yana birçok eğitim startup'ı geldi, gördüm vesaire ama işte bazı startup'lar kodlama board'u üretiyor, okullara satıyor. İşte bazıları application üretiyor, mobil uygulama üretiyor, bunu velilere satıyor vesaire. Ama ana problem aslında veli evde, maalesef öğretmenler okulda efektif olarak bu ürünleri kullanamıyoruz. Çünkü eğitim sistemi gerçekten senin benim okula gittiğimiz, ilkokula gittiğimiz sistemle neredeyse aynı. Pandemide zaten bunu çok net gördük. Bir yanda pandemi olunca online'a taşınması gerektiğinde her şey alt üst oldu. Biz 2019'da bunları konuşurken bizim motivasyonumuz teknoloji roket hızıyla ilerliyor. Ebeveynler, öğretmenler gibi aslında yetişkinler de takip edemiyor. Yani biz de her türlü teknoloji, çıkan teknolojiden haberdar değiliz ama hani çocuklara baktığımızda bu çocuklar bu teknolojilerin içerisine doğuyorlar. Yani Instagram bizim hayatımıza sonradan giren bir uygulamaydı. Biz Instagram'a, hani Facebook'a üye olduk. Bu çocuklar Instagram'ın olduğu dünyaya da öyle, hani olmadığı bir dünya bilmiyorlar. Bunların sadece tüketicisi değil, üreticisi olmayı öğrenmeleri lazım. Ve bir şekilde bu teknolojileri anlayıp erken yaşta severek
kendilerini keşfetmeleri gerekiyor aslında. Hani ben yarın bir gün bu teknolojiyi şu şekilde kullanabilirimi anlıyor olmaları lazım. Ne kadar erken yaşta olursa da o kadar iyi. O yüzden dedik ki yani biz bir ortam yaratalım. Bu ortama çocuklar severek gelsinler. Severek okul gibi değil, öğretmen-öğrenci hiyerarşisinin olmadığı bir ortamda yeni teknolojileri keşfetsinler ve kullanmayı öğrensinler. Bunu da ilk önce bir Türkiye'nin güneyinde bir lokasyonda bir yaz kampı yaparak keşfettik aslında. Şirketi kurmadan 30 kişilik bir kamptı. Gittik ve global bir kamptı bu arada. Hani orada expatların da yaşadığı bir bölgeydi orası. Benim düşüncem sosyal sorumluluk tarafından baktığım için belki buna ekonomik olarak daha dezavantajlı bölgelerde ya da okullardaki çocukların bu tarz içeriklere ya da bu tarz STEM kitlerine erişimi yoktur diye düşünüyordum ama gittiğimiz bölge bizim Avrupa'dan, Amerika'dan, hani Türkiye'den de öğrencilerin olduğu ve gerçekten ekonomik olarak herhangi bir problemi olmayan öğrencilerin olduğu bir komüniteydi. Ve çocukların birçoğu ilk defa görüyordu bizim oraya koyduğumuz kitleri. Ve birçoğu Türkiye'de o okulda bizim bu kit vardı ama hiç bu şekilde kullanmamıştık diye öğrencilerden direkt yorumlar almaya başladık. Öyle olunca veliler de çok mutlu olunca özellikle bu gerçekten global bir ihtiyaçmış. Hani biz bunu küçük bir grupla kanıtlamış olduk. Dönelim İstanbul'da bunu hafta sonları aktiviteler olarak yapmaya başlayalım. 2019'da aslında hal böyle ortaya çıktı. Kitler dediğiniz nasıl bir şey yani? Orada denediğiniz nasıl bir içerikti? Aslında farklı farklı startupların ürünlerini kullandık diyebilirim. Bizim kendi ürünlerimiz değil. Mesela çocuklara yenilenebilir enerjiyi anlatıyoruz o gün. Dünyadaki örneklerini gösteriyoruz. Ya da işte elektrikli arabayı anlatıyoruz, otonom arabayı anlatıyoruz, dünyadaki örneklerini gösteriyoruz. Sonrasında o günün konseptiyle ilgili bir proje yapmalarını istiyoruz. Bazen kitleri kullanarak, elektronik modülü olan kitleri kullanarak, mesela sensörleri kullanarak otonom araba yapıyorlardı. Bazen sadece kartonları kullanarak, işte alüminyum folyeyi kullanarak güneş enerjili bir fırın yapıyorlardı. Aslında bu sistemlerin nasıl çalıştığının küçük örneklerini kendileri yaparak öğreniyorlardı aslında. Sonra İstanbul'a döndük. İstanbul'da hafta sonu etkinlikleri yapmaya devam ettik ve kendi içeriğimizi oluşturduk bir yandan. Online içerikten mi bahsediyorsun burada? Evet, evet. Pandemiyle birlikte her şey online'a taşınınca Hub'un aslında içerikleri de online'a taşındı. Ama tabii ki online dinamikleriyle fizikselin dinamikleri çok farklı. İşte bahsettiğim kit kullanımı, işte hands-on yaptıkları projeleri online'de yapmak hiç mümkün değil. Ama biz de başka bir fırsat görmüş olduk online'a geçtikten sonra. O kadar teknolojiden bahsederken işte kodlama özellikle, game development, işte oyun geliştirmenin altında 7-17 yaş arasına hitap eden çok farklı araçlar var. Blok bazlı kodlamadan text-based kodlamaya giden, bazen oyun hani event-based game engine'lerden devam eden Unity'de VR için konulabilecek oyun yaratmaya kadar böyle çok geniş bir yelpaze mevcut. Biz bir yandan bunları keşfetmeye başladık. Çocuklarla birlikte keşfettiğimiz şeyleri onlara aktardık. Feedback aldık, içeriklerimizi iterat ettik. Yani sürekli böyle bir gelişme dönemine girdik aslında. Pandemiyle birlikte de aslında hani başka da bir şey yapamadığımız için herkes öğrenirken biz de hem öğrettik hem öğrendik diyebiliriz. Yine orada bir kırılım noktası. Biz içeriklerimizi hem geliştirdik hem Türkiye'deki öğrencilerimize zaten hali hazırda fiziksele gelen öğrencilere online'da offer etmeye başladık ama kulaktan kulağa duyuldu Hub'un yaptığı iş ve Dubai'den öğrencilerimiz olmaya başladı bizim. Siz bu içerikleri nasıl ürettiniz? Sadece gençlere değil çocuklara da hitap ediyor. Belki işte orada onların dilinden konuşmak gerekiyor. Belli pedagojik tarafı bile olabilir dikkat etmek gereken. Teknik tarafı var. Şimdi nasıl bir platformunuz var? Geldiğimiz noktada aslında birçok farklı testten, denemeden ve gelişmeden geçti. Hala devam ediyoruz bu arada o sürece. Onu da işte girişimci olmak isteyenlere buradan söyleyeyim. Hiç bitmeyen bir süreç. Gerçekten sürekli öğrenmeye ve test etmeye devam etmek gerekiyor. İçerikleri aslında bizim içeride bir ekibimiz var. Onlar oluşturuyorlar. Bir teknik tarafı var içeriklerin. Yani bir ne öğreteceğimiz bir de nasıl öğreteceğimiz aslında. Nasıl öğreteceğimiz kısmı daha çok Silvan'ın yetkinliğinde olan bir kısım. Çünkü o da 10 senedir direkt çocuklarla birebir de çalışıyor. İşte bu alana çok meraklı ve New York'tayken bununla ilgili bir eğitim de almış zaten. Dolayısıyla o
teknik içerikleri çocukların yaşlarına ve seviyelerine göre eğlenceli bir şekilde aktarma kısmı Sivan'ın daha çok know-how'ı. Tabii ki onun know-how'ına ekibin, herkesin koyduğu bir katkıda oluyor ve her geçen gün daha da gelişerek ilerliyor aslında. Teknik tarafta da belki şeyi söylemekte fayda var. Bizim eğitimlerimiz nasıl işliyor şu anda? Online'da, online birebir, online bire üç küçük gruplarda canlı öğrenciyle eğitmenin bir araya geldiği eğitimler yapıyoruz aslında. Böyle pre-recorded videolar vesaire yok şu anda sistemde. Gerçekten insanın özellikle erken yaşta gerçek insanların eğitim sürecine dahil olmasının çok önemli bir parçası olduğunu düşünüyoruz bu öğrenme sürecinin. O yüzden de eğitmenler merkezli, içerik merkezli yöntemimiz var. Eğitmenlerimiz de öğretmen değil ama üniversitelerde, iyi üniversitelerde, ilgili departmanlarda okuyan, 3. 4. sınıf lisans olabilir, master ya da PhD öğrencileri olabilir. Seçilmiş, train edilmiş hub'ın içerisinde eğitim görmüş. Ondan sonrasında eğitmen olmaya hak kazanmış olan ekip aslında. Örneğin ODTÜ'de bilgisayar mühendisliği okuyan birisi bize başvuruyor. Başvuru yaptıktan sonra ne öğretmek istediğini soruyor. Mesela ben Python biliyorum, Python öğretmek istiyorum. Python'u 12 yaştan sonrasını öğretebiliyoruz. Ben zaten bugün Python kodlamayı biliyorum ama onu nasıl, hangi içerikle ve nasıl bir anlatım tarzıyla 10 yaşındaki, 12 yaşındaki çocuğa verebilirim bilmiyorum. Orada hub'un aslında know-how'u devreye geliyor. Bir platformumuz var. O platformumuzda içeriklerimiz, işte modül modül ders planlarının olduğu, eğitmenlerin bu ders planlarını öğrenip her çocuğa aynı seviyede benzer ders planlarıyla ulaştığı bir sistem var. Ama bir yandan şeyi de çok önemsiyoruz. Yani diyet yaparken herkes aynı diyeti yapamaz ya, aslında öğrenirken de o şekilde. O yüzden kişiselleştirilmiş bir yolculuk bu diyoruz. Sadece bir programı, özellikle Python öğrenmek istedim, Python öğrendim ve bitti gibi değil. Aslında sen kodlama öğrenmek ya da sen bir coder olmak istiyorsan yaşına göre nereden başlayabilirsin? Hangi araçları kullanarak Python öğrenebilirsin? Ve bunun sonrasında da nereye gidebilirsin? Yani aslında birazcık daha uzun bir journey çizmeye çalışıyoruz çocuklara. 3 senedir hub'da ders alan çocuklar var. Neden alıyorlar? Çünkü işte 9 yaşındayken daha hiç tanışmamışken kodlamayla bizim platformumuza geldiler. Scratch bitirdiler mesela. MIT tarafından geliştirilmiş bir platform. Sonra bazıları oyun geliştiricisi olmak için başka bir pete gidiyor. Bazıları işte text-based kodlama yazacak başka bir pete gidiyor. Uzun soluklu bir hikaye yaratmaya çalışıyoruz. Bu sadece tek taraflı teorik bir eğitim değil. Aslında proje bazlı bir eğitim. Dolayısıyla çocuk her derse geldiğinde kendi projesi üzerinde çalışıyor. Ve tamamladıktan sonra kendi öğrenme petini hepsinin birer portfolyosu da çıkıyor aslında. Çocuklar bu eğitmenleri rol modelleri olarak görüyorlar gerçekten. Ve konuşabildikleri şeyler, birbirlerine daha yakın hissediyorlar. Anime izliyorsa akşam izlediği animeyi sabah eğitmenine anlatabiliyor çünkü o da izliyor. Çünkü yaşlar daha yakın oldukları için jenerasyon gap'i de daha azalmış oluyor. O yüzden severek geliyorlar aslında platforma. Hatta hub'dan yetişmiş kişiler de daha sonra yine eğitmen olabilir ve daha yakın yaştaki kişileri de eğitebilir. Bu peer-to-peer learning, hem de hub'dan çıkan birisi olarak dinamikleri bilir değil mi? Böyle bir şeye de gidebilir yani belki. Evet, evet, kesinlikle öğretmenin olması çok önemli. Hani öğretmenin getirdiği bilgi, know-how, pedagogik approach, onların hepsi çok farklı. Ama 16 yaşındaki bir çocuğun kendi bildiklerini 10 yaşındakine aktarması yani paha biçilemez. Çünkü biz kendi, belki anne baba olan yoktur aramızda ama biz konuştukça velilerden de görüyoruz. Yani üniversiteye giden ve ilkokula giden iki çocuğu olan veli 10 yıl geçtikten sonra arada diyor. Onların arasındaki bile şeyi görebiliyoruz yani. O jenerasyon gap'ini görebiliyoruz aslında diyorlar. O teknolojinin hızlanması, tüketim alışkanlıklarının değişmesi bizim oradaki adaptasyon yetkinliklerimizi birazcık daha yavaşlatıyor galiba. Hep kodlamadan örnek verdim ama teknoloji alanını sahiplendiğimiz için günümüzde konuşulan işte mesela Web3, NFT'ler, Metaverse. Bu kavramları aslında çocuklar yine bilinçli olarak tüketsinler, bilinçli olarak içerisinde yer almaya başlasınlar diye bir Web3 content'i de ürettik.
Hani çok yakında bu online'da fizikselde bir denemesini yaptık. Şimdi online'da da daha çok çocuğa da ulaşacak umarım. Aslında vermeye çalıştığımız şey bilinçli teknoloji tüketicileri olsunlar öncelikle. Sonrasında tüketici olmaktan bir sonraki aşamaya geçip aslında yarının teknolojilerini üretebilsinler. Özgüven kazansınlar aslında bu konuda istiyoruz. Yurt dışına nasıl açıldığınızı tam anlatıyordum. Onu da dinleyeyim ve oradan yola çıkarak da öğrencilere ve hedef kitlenize nasıl ulaşıyorsunuz? Şu ana kadar hep kulaktan kulağıydı hub'ın büyümesi. Çünkü daha az öğrenciyle daha uzun soluklu yolculuğa çıkıyorsunuz ve veliler memnun, öğrenciler memnun olduğu için kendileri aralarında konuşuyorlar ve birbirlerine öneriyorlar aslında hub'ı. Bizim şansımızda mesela globale açılma şansımızda yine Türkiye'de bir velimizin Dubai'deki bir velimize hub'ın derslerini önermesi. O Dubai'deki velimizin aslında çocuk etkinlikleri yapan bir marketplace'i vardı, bir platformu vardı. O platformun kurucusuydu. Dedi ki biz çok memnun kaldık, kendi çocuklarımızı aldık. Daha çok insan görsün, bizim platformumuzu da koyalım hub'ın derslerine dedi. Öyle olunca bizim böyle Dubai'den, Abu Dhabi'den traction'ımız olmaya başladı. Öğrencilerimiz olmaya başladı. Şu ana kadar baktığımızda hub'ın 10 farklı ülkede 700'den fazla öğrencisi oldu. Ve bu hani direkt İşte globale açıldık, UK'yi hedefledik, işte Birleşik Krallığı hedefledik, Londra'yı hedefledik, burada marketing yaptık ve burada bu öğrencilere eriştik gibi bir süreç değil henüz. Bunu şu anda yapmaya başlıyoruz açıkçası. Daha çok kulaktan kulağa birkaç influencer kendi çocuklarını gönderdikleri için daha çok müşteriye ulaşmamızı sağladı diyebilirim. Siz şimdi UK'yi mi hedefliyorsunuz peki? Yani bu kulaktan kulağa büyüme bu noktaya getirdi Hub21'i. Ama siz artık daha odaklı, belli yerleri hedefleyerek, yurt dışında da büyüme hedeflediğiniz noktada nerelere odaklanıyorsunuz? Orada neler yapıyorsunuz? Bir de Türkiye içinde de belli aktiviteler yapıyor musunuz? Biz aslında bu hikaye, hani çok yeni bir yatırım aldık. O yatırım sayesinde de daha büyük bir ekip kurma ve birazcık daha pazarları test etme özgürlüğümüz olacak. UK tarafı, Birleşik Krallık tarafı, birazdan anlatacağımız Global Talent Visa'yla da ilişkili ama şu anda gitmek istediğimiz noktada İngiltere'de var olan bir şirket, İngiltere pazarını anlamak, burada value proposition, değer önerilerimizi burada test ediyor olmak ve burada büyümek. Bakacağız, olacak olmayacak, test edeceğiz. Sonrasında da hani buradan Avrupa'ya açılan bir girişim olur mu? Daha çok çocuğa buradan ulaşabilir miyiz diye düşünüyoruz. Türkiye'de devam ediyoruz tabii ki. Türkiye bizim hala ana pazarımız. Orada da şeyi söylemeyi atladım sanırım. Silvan yabancı olduğu için bizim 2019'dan bu yana ürettiğimiz tüm eğitim içerikleri hep İngilizceydi. O yüzden de otomatikman böyle bir daha küçük bir niş bir kitleye hitap edebiliyorduk. Ama bu yatırımla beraber Türkiye'de eğitim içeriklerini Türkçeleştirip farklı yöntemlerle de hem online'da hem online'da küçük gruplarda yaz kamplarıyla daha çok çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Şu anda 15 kişilik bir ekip olduk. Eğitmenler de yaklaşık 40 tane eğitmenin olduğu bir havuzumuz var. Sen bahsettin, zaten bir yeni yatırım turunu kapattınız. Tohum öncesi yatırım turunda 300 bin dolarlık bir yatırım aldınız. Bunu şimdi UK'de, yani Birleşik Krallık'ta büyümek için kullanacağınızdan bahsettin. Orada ne gibi marketing aktiviteleri yapmayı planlıyorsunuz? Yani o büyümenin stratejisi belki daha çok çok net değildir ama en azından kaba hatlarıyla kafanızda ne var? Nasıl bir büyüme stratejisi var? Orada açıkçası partnership yapmayı planlıyoruz. Yani marketing tarafına tabii ki dijital marketing harcamaları ve testleri yapılmaya başlandı. İşte farklı landing page'lerle, farklı değer önerileriyle test ediyoruz. Search reklamları, işte Facebook reklamlar. Ama 300 bin dolar Türkiye'de çok büyük bir rakam gibi gözükse de böyle direkt B2C bir iş yaptığınızda çok hızlı bir şekilde harcanacak bir para aslında, özellikle UK'de. O yüzden çok da kontrollü gitmeye çalışıyoruz açıkçası. Dijital tarafta daha küçük rakamlarla test edip bu kanalların hangisi daha etkili onu anlamaya çalışıyoruz. Çünkü orada bir sürü de hani bahsettiğim gibi değişken var. Landing page'lerin farklı olmasından tutun kanalların farklılığına, value proposition'lar çok önemli orada. Onların hepsini farklı farklı test ediyoruz. Onun dışında partnership'likler önemli. Çünkü yeni bir pazara girdiğinizde pazarı bilmiyorsunuz ve eğitim gibi çok güvenle işleyen bir dünyada gerçekten size güvenen insanların ilk önce gelmesi lazım. Bizim hissettiğimiz şu oldu.
son 3 aydır bu kafadayız. Yani bunlarla ilgili sürekli düşünüyoruz. Sanki Türkiye'de ilk defa bir şey yaparmışız gibi düşünmemiz lazım. Yani çünkü Türkiye'de çalışan bazı şeyler vardı, burada çalışmıyorlar. Türkiye'de neden çalışıyordu diye baktığımızda kendi zaten başlangıçta bir first circle'ımız bize güvenmişti. Yani ilk gelen çocuklar, işte Silvan'ın tanıdığı, benim tanıdığım ya da bizim tanıdıklarımızın tanıdıkları falan da friends and family aslında güvenip gönderdi ve onlar eğitim içeriğiyle Hub'la ilgili çok iyi şeyler konuştuğu için onların network'i gelmeye devam etti. Ama ilk o kıvılcımı UK'de nasıl atabiliriz? Onu birazcık daha keşfetmeye çalışıyoruz. Orada da burada zaten güven inşa etmiş, hali hazırda aynı işi yapan değil ama atıyorum matematik dersi veren bir partnerle partnerlik yapılabilir mi? Çünkü onlar da farklı içerikler önermeye başlıyorlar. Burada pazarı bilen insanlarla mentorluk almak, onlarla görüşmek çok kıymetli oluyor. Orada da belki küçük bir atıf yapabilirim. Yine Department of International Trade'in bir şeyi var, programı var, Global Entrepreneur Program diye. Türkiye'de büyümüş, Türkiye'den çıkmış, İngiltere'de büyümek isteyen girişimlere bir soft landing programı diyebilirim. O programa seçilirseniz eğer şirketinizi kuruyorsunuz İngiltere'de, bir hukuk danışmanınız oluyor. Kendi sektörünüzden anlayan, bizim için EdTech plan eğitim danışmanlığı yapmış bir mentorunuz oluyor. Pazarısı daha iyi anlatmak isteyen. Çok değerli bir program. Hatta vize de veriyorlar içerisinde. Şu benim anlatacağım vizeden farklı bir vize ama hani globale gitmek açılmak isteyen girişimcilerin de ilgisini çekebilir diye onu da söylemek istedim. Niye İngiltere'yi seçtiniz peki? Ve buradan da belki bu vize muhabbetine de bağlayabiliriz. Sanırım onunla çünkü biraz alakalı olduğunu söyledin. Evet, biraz alakalı. Genelde bu soru soruluyor. Niye İngiltere diye. Tabii ki marketle ilgili çok önemli şeyler var. Yani aslında Avrupa'ya baktığımızda hala İngiltere yatırım, en büyük yatırımların, en çok yatırımların olduğu, ekosistemin en gelişmiş olduğu yer. Eğitim teknolojileri dediğimizde çok fazla şirketin çıktığı ve beslenebileceğin çok iyi bir ekosistemin olduğu bir yer aynı zamanda. Benim kişisel tercihlerimden bir tanesi burada arkadaşlarımın olması. Çünkü bu çok önemli bir şey gerçekten. Girişimcilikte de aynı yoldan geçmiş birilerinin aslında senin yanında olması, onlarla konuşabiliyor olman, telefonu açtığında ben bunu burada nasıl yapacağım diyebildiğim birinin olması çok kıymetli. Diğeri İngilizce. Hani buradaki dilin İngilizce olması hem daha kolay iş yapabilmemizi sağlıyor. Hem eğitim dilimiz de bizim İngilizce zaten. Dolayısıyla çok böyle büyük bir lokalizasyondan geçmeden adapte edebileceğimizi düşündük buraya. Mesela Fransa da seçeneklerden birisiydi. Benim ortam Fransız olduğu için bürokrasi çok daha kolay ilerleyebilirdi. Çünkü o biliyor zaten ama orada benim dilim olmadığı için ve İngilizce daha az konuşulduğu için adaptasyonda daha büyük problemler olacağını düşündük. Neden Amerika değil peki? Amerika çok farklı bir dünya. Şimdi ben bir network'in üyesiyim bu arada. İşte Transcend Network diye eğitim teknoloji startuplarına odaklı bir network. O program içerisinde 19 farklı ülkeden işte founder var. Ama programın ana kurucuları Amerika'da based. Ve gerçekten şey eğitim içerikleri vesaire de hem mentorlar da aynı şekilde. Dünyalar tamamen farklı. Amerika zaten kıta olarak da büyük bir kıta oldu. Coğrafya olarak da büyük. Hem dinamikleri hem tamamen odağını oraya vermen gereken bir yer. Diğer bir konuda zaman farkı. Yani bizim hala eğitmenlerimizin çok büyük kısmı Türkiye'de. İngiltere ile Türkiye arasında 2 saat zaman farkı var. Dersler hala işlenebilir seviyede ama Amerika dediğimizde yani tamamen 2 farklı operasyon gece gündüz yürümesi gereken bir şey. Onun daha büyük bir şirket ve daha büyük bir ekiple yapılması, daha büyük bir parayla yapılması gerekiyor. İngiltere'deki şeyde gelişmelerden bir tanesi de benim vize alıyor olmamdı. Hani tam bu karar aşamasında ben Global Talent diye bir vizeye başvurdum. Global Talent vizesi de İngiltere'nin genç yeteneklere eğer işte sen dijital alanda yetenekliysen benim ülkeme gelebilirsin, benim ülkemde çalışabilirsin. Oturma izni de vereceğim, çalışma izni de vereceğim. Herhangi bir sponsorlu yani bir şirket tarafından sponsor ya da bir birey tarafından sponsor olmana gerek yok dediği bir vize çeşidi. Tech Nation diye bir yer tarafından veriliyor dijital taraftaki. Bu arada ben dijital odaklı anlattım ama burada şey de var. Sanat alanında da global yetenek olabilirsin. Ya da akademisyensindir, akademi tarafında da olabilirsin. Ama iki tane aşaması var. İlki
Global Talent olduğuna karar veren aşama. Bu dijitaller için Tech Nation Visa diye geçiyor. Tech Nation sizin Global Talent olup olmadığınıza karar veriyor. Bir takım başvuru süreçleri var. Bununla ilgili detaylı bir yazı yazmıştım. LinkedIn profilimde var. Oradan gidip bakabilir ilgilenen arkadaşlar. O yazıyı da koyalım mutlaka, linkini biz aşağıya. Hani o bizde bana çıktı. Bana çıktığı için de aslında biz dedik ki okey, oklar bir ülkeyi gösteriyor. Gidebiliriz İngiltere'ye. O vizenin kapsamı sayesinde de işte ben burada 5 yıla kadar çalışabiliyorum. Kendi şirketimde de çalışabiliyorum. Herhangi başka bir şirkete de başvurabiliyorum. 3 yıl sonrasında vatandaş olmak için başvurabiliyorum. Yani 3 yıl sonrasında kalıcı, hani bu 5 yılı sadece 5 yılda bir yenilenen bir vize değil ama gereklilikleri yerine getirirsem kalıcı olarak burada oturma iznim olmasına başvurabiliyorum gibi faydaları vardı. Şirketimizi de kurmamız hızlandı. Dolayısıyla dedik ki biz İngiltere'ye gidelim. Ama sen bu arada bunun elçisisin aynı zamanda, değil mi? Evet, evet. Elçisi oldu. Ben elçisi olmak istiyorum dedim. Başvuru yaptım, oldu. Gerçi bir tek sen misin? Ve sanırım, ne yapıyorsun bu kapsamda? Sanırım dönem dönem seçiliyor elçiler. Benden önceki dönemde seçilmiş olan Türkiye'den elçiler de var. 2 ya da 3 kişi daha var. Aylık olarak buluşuyoruz. Tüm elçiler, sadece Türkiye'deki değil işte. Bu vize ülkelerdeki elçileri. Ve Tech Nation da vizeyle ilgili, o süreçlerle ilgili en son update'leri veriyor. Bir şeyler değişiyorsa onları paylaşıyor. İnsanların aslında bizim görevimiz işte bize soru bilirler. Hani bu süreçle ilgili sorularını gönderebilirler. Biz o vizenin daha çok duyurulması için çalışabiliriz ve daha çok insanın aslında bu vizeden faydalanıp İngiltere'ye gelmesine, değer katmasına aracı olabiliriz diye varız. Bir de bunun dışında kadın girişimcileri destekleyen bazı topluluklarda mentilik, mentorluk gibi dahiliyetlerin olmuş. Buralarda neler yaptın, neler yapıyorsun? Bir de Türkiye'deki genç girişimcilere, bizi izleyen kadın girişimcilere özellikle topluluklar var mı faydalanabileceklerini düşündüğün belli açılardan? Aslında şöyle, Cherry Blair Foundation yine İngiltere'de olan bir vakıf. Onların amacı hala gelişmekte olan, yani ekonomik olarak söylediğin gibi gelişmekte olan ülkelerdeki kadın girişimcileri desteklemek. Bu desteklemeyi de daha gelişmiş ülkelerdeki kadınlarla mentorluk ve mentorluk ilişkisi kurarak yapıyorlar ve bir yıllık bir program. Ben bu programı Girişimcilik Vakfı sayesinde duydum. Girişimcilik Vakfı, orada özellikle üniversite öğrencisi varsa dinleyen mutlaka bakması gereken bir vakıf. Onlar sayesinde duymuştum, başvurmuştum. Hatta bitirdim. Yani 2 sene önce başvurmuştum. Geçtiğimiz sene mentisiydim. Fransa'dan PayPal'da Global Pricing Direktörü An diye bir mentorum vardı. Bir yıl boyunca biz An'la düzenli aralıklarda buluştuk online. Hem kişisel gelişime destek olacak başlıklarda konuştuk. Hem business'ın gelişeceği noktalarda konuştuk vesaire. Mesela bu yatırım sürecinin yatırım alalımdan yatırım aldığı kadar ki bütün sürecinde An vardı dönem dönem. Farklı bir kültürden birisiyle mentorluk yaptığın zaman epey şey öğrenebiliyorsun. Bakış açısı farklılaşıyor. Hani An için de, mentorlukların için de aynı şekilde. Güzel bir program bence. Başvurmak isteyen kadın girişimcilere yönlendirebilirim. Ama zaten Cherry Blair Foundation dediğimizde dönem dönem başvuruları oluyor. EVA'da Impact Hub'ın yaptığı bir programdı. Gıda ve tarım girişimcilerinde kadın girişimciliği desteklemek adına yapılan bir programdı. Onun da geçen seneydi sanırım. Orada mentorlarından birisi olarak yer aldım. Kagider zaten çok duyduğumuz bir platform. Ben direkt yer almadım komitesinde, bilmiyorum ama bir bakılabilir. İşte Arya Woman yine gözümüzde olması gereken bir şey, platform, bakılabilir. Ben birazcık daha hani kadın girişimcileri destekleyen çok fazla platform var. Evet, hani onların içerisinde komünitelerde yer almak çok önemli. Ona da kesinlikle katılıyorum ama hani biraz daha globalde yaptığımız işi yapan insanlarla buluşmak, oralardan geri bildirimler almak, oralardan insight toplamanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Burada şey de kesinlikle altını çizmek isterim. Yani globalde birileri bir şeyleri bizden daha iyi yapmıyor. Yani onu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Birçok girişimciyle tanıştım. Kaynaklara erişimleri daha çok. Paraya erişim daha çok. Daha çok destek var. O yüzden bakış açıları farklı. Yani Türkiye'de evet çok değerli birçok yatırımcı var. Türkiye'de çok değerli birçok kadın girişimci destekleyen platform var.
Ama onlar hala Türkiye'de olduğu için farklı bir bakış açısıyla size bakıyorlar. Gerçekten yarattığınız impact'i sahiplenip değer şey yapan, hani gösteren farklı bakış açılarına da birazcık daha ihtiyaç var diyeyim. O yüzden globalde olan platformlara da bakmakta fayda var. Kendi dikeyinize göre. Globalde çok fazla platform olduğu için işte hangi sektördeyseniz o sektöre özel muhtemelen şeyler vardır. Ve orada kadın girişimcilik değil sadece. Girişimcilik tarafında her şey kıymetli olur diye düşünüyorum. Son sorum. HAB 21 ile ilgili hayaliniz nedir? Kısa ve uzun dönem hedeflerden de biraz bahsettin aslında. Özellikle bu yatırımla biraz daha şekillenmiş olan. Ama böyle hayal kelimesini özellikle kullanmak istedim. Yani ne noktaya götürmek istiyorsunuz? Kafanızdaki en son noktada ne var? Yani şöyle söyleyeyim. Hiç bahsetmedim şu anda akışta ama burada birazcık girip anlatayım. Bizim bir sosyal sorumluluk projemiz var. HAB 21 for Girls diye. Biz ilk çıktığımız günde Darüşşafaka okullarıyla bir anlaşma yapıp işte 30 çocuğa biz bu eğitimleri parayla veriyorsak 30 tane kız çocuğuna da ücretsiz sağlayalım dediğimiz bir model oluşturmaya çalışmıştık. İşte geçenlerde Van'daydık, Van'a gittik. Oradaki bir okulun işte laboratuvarının, teknoloji laboratuvarını yenileyip okul dönemi boyunca orada yoğunluğu kız çocukları olan, yani sadece kız çocuklarına açık bir yer yapamayız çünkü bütün çocukların ihtiyacı var orada gerçekten. Ama HAB 21 for Girls projesinin şeyiyle, kapsamında uzaktan eğitim vermeye devam etmeyi planlıyoruz. Benim yani kişisel heyecanım bu proje üzerinde epey var. Yani gerçekten biz burada güçlü bir komünite oluşturabilirsek, üniversite öğrencileriyle, öğretmenlerle, HAB'ın böyle sağladığı platformla aracı olduğu bir iş olabilirse, hem daha çok kız çocuğunun teknolojide yer alması, daha çok kız çocuğunun teknolojide çalışan, teknolojinin üreticisi olan rol modellerle buluşabilmesi için daha çok çalışmayı hayal ediyoruz diyeyim. Harikaymış. İyi ki sormuşsun soruyu. Teşekkür ederim Didem. Umarım hayal ettiğiniz gibi gider her şey. Dediğin noktalara da varır. Çok fazla şey var söylediğin, bence not edilmesi gereken ve bakılması gereken. Sana da dediğin gibi aslında e-mailinden veya LinkedIn'den soruları olan, danışmak isteyenler bahsettiğin konularda herhangi bir şey ulaşabilirler. Var mıdır senin en son eklemek istediğin bir şey? Ben çok teşekkür ederim. Yani biraz böyle karışık oradan buradan anlatmış olabilirim ama kaçırdığım bir şey varsa, özellikle ilgilendiğiniz bir alan olursa bana her zaman yazabilirsiniz. Yardımcı olmaktan keyif duyarım. Sadece tek bir şey eklemek istiyorum. Daha girişimcilik dünyasına atılmak isteyenler için belki keyifli olabilir bunu da duymak. Yani tanımlanan girişimcilik kavramları, gösterilen girişimcilik rol modelleri apayrı. Yani işte daha çok etkidense hala günümüzde birazcık daha nasıl unicorn olacağız heyecanıyla yola çıkılabiliyor. O baskı çok ayrı bir baskı. Yani biz bugün hala küçük de olsa bir yatırım almış bir girişim olarak biz unicorn olacağız demiyoruz. Yatırımcıya da bunu demiyoruz. Kendimize de demiyoruz. Çünkü orada koyduğumuz hedef daha fazla çocuğa ulaşabilmek, daha büyük bir impact yaratabilmek. Zaten impactinize odaklanırsanız unicornluk da geliyor bence yolda. En önemli şey de yani adaptasyonu o süreçte, hani bu bir süreç, biz bu yola çıkıyoruz. Yola çıkarken de başlangıçta küçük bunu yapacağız. Başka bir fırsat gördüğümüzde o fırsatı değerlendireceğiz, başka bir noktaya gideceğiz ama aklımızda hep impactimiz var. O impact'e doğru ilerleyeceğiz diye düşünmek. Bazen çünkü şey oluyor, yatırım bir success faktörü gibi oluyor. Değil aslında. Yani bazı girişimlerin hiçbir zaman yatırım almaya ihtiyacı olmayabilir. Kendinizi de böyle bir kabın içerisine sokmamıza da gerek yok. Sadece kendi kendimizi challenge edebiliyorsak, her gün yeni bir şey öğrenebiliyorsak, yeni insanlarla tanışıp etki yaratabiliyorsak bence sürecin kendisi çok keyifli. Hiç beklemeden bir şeyler yapmaya başlayın diyebilirim. Bu seride önceki bölümlerde değindiğimiz bir şey. Yani bu yatırım haberleriyle çok işte çevrelendik. Yatırım bir amaç gibi artık sunulmaya başlandı. Halbuki amaç başka bir şey olmalı. İşte o bir hayal olmalı. Etki veya yarattığınız değere dair bir şey olmalı. O yatırım eğer gerekiyorsa onu besleyen bir araç olarak konumlanmalı. Bu böyle farklı baskılar yaratan toksik bir aslında ortam. Girişimcilerin üzerinde de ruh sağlığında da farklı aslında baskılar ve zorluklar yaratan bir şey. Hatta son bültende biraz buna da değinmeye çalıştık sıfırdan. Globale olarak çok inandığımız bir mesaj
böyle kapatman da ayrıca beni sevindirdi o yüzden. Tekrar çok teşekkürler Didem. Görüşmek üzere. Ben de çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.